Namazda erkek kadın farkı. Namazda, kadın 5 yerde erkekten farklı hareket eder, şöyle ki. 1- Erkek. Kıyamda, rükuda ve secdede dirseklerini yanlarından uzaklaştırır ve buralarda ayaklarını bir karış kadar birbirinden ayırır, secdede iki dizini aynı şekilde birbirinden ayırır, kadın ise, buralarda dirseklerini yanlarına yapıştırır. Ayaklarını ve secdede dizlerini birbirine yapıştırır. 2- Erkek. Rükuda ve secdede karnını uyluklarından uzaklaştırır. Kadın ise, rüku ve secdelerde karnını uyluklarına yapıştırır. 3- Erkekler, kıraatin sesli okunduğu. Sabah, akşam ve yatsı namazlarında sesini yükseltir. Kadın ise, yabancı erkek bulunduğu takdirde sesini yükseltmez. 4- Yanlışlık yapan imamını, ikaz etmek gibi bir durum olduğu zaman erkek. Sadece zikir niyetiyle veya hem zikir hem de ikaz niyetiyle, Sübhanallah der. Şayet erkek hiçbir şeyi kastetmeden veya sadece ikaz niyetiyle, Sübhanallah derse, namazı bozulur. Kadın ise, böyle bir durumda, tasfik eder. Yani sağ elin içini sol elin üstüne vurur. 5- Namazda erkeğin avreti, diz ile göbek arasıdır. Hır kadının ise, yüz ve elleri hariç bütün vücudu avrettir. Namazı bozan şeyler. 1- Abdestin bozulması. 2- Bedene, elbiseye veya namaz kılınan yere necaset bulaşması. 3- Avret yeri açılınca derhal örtülmemesi halinde namaz bozulur. 4- Bir rekatte, ara vermeden 3 adım atmak veya el, ayak ve baş gibi organlarla 3 harekette bulunmak. 5- Göğsünü kıbleden çevirmek. 6- Bir şey yemek veya içmek. 7- Gülmek, ağlamak, üflemek, inlemek, aksırmak, öksürmek ve esnemek gibi şeyleri kasten yapınca iki harf çıkarsa, namaz bozulur. İrade dışı yapınca çıkan sesin, toplamı 6 kelimeyi geçmezse namaz bozulmaz. 8- Bile bile bir rüknü eksik bırakıp, diğerine geçmek. Mesela rüku tam olarak yapmadan itidale kalkmak veya itidali tam yapmadan secdeye varmak gibi. 9- Kasten bir rüku veya secdeyi fazla yapmak. Fatiha ve teşehhüdü tekrarlamak ise, namazı bozmaz. 10- İmama uyan kimsenin, özürsüz olarak imamdan 2 rükün geri kalması. Mesela imam ikinci secdeden kalktığı halde, ona uyan kişinin mazeretsiz olarak hala birinci secdede olması gibi. 11- Mestin, ayaktan çıkması veya meş süresinin dolması gibi. Namaz şöyle kılınır. Ayakta. Baş parmak, kulak memesinin hizasına gelecek şekilde eller, kıbleye karşı açık tutularak kaldırılır ve niyet etmekle beraber, Allahu Ekber, diyerek tekbir getirilir ve eller göğsün altında, göbeğin az yukarısında hafif sola doğru bağlanır, sonra özü besmele çekmeden, veksehtü, duası okunur. Özü besmele çektikten sonra okunmaz, sonra özü besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Besmele, Fatiha'dan bir ayettir. Onu okumak da farzdır. Cemaatle kılınsın, yalnız kılınsın. Bütün namazlarda Fatiha'nın tamamını okumak farzdır, sonra, bir sure veya ayet okunur. Birinci rekatta okunan surenin ikinci rekatta okunan sureden uzun olması ve Kur'an-ı Kerim'de, sıra bakımından ondan önce olması sünnettir. Sure, sadece ilk iki rekatta okunur, sonra eller kaldırılır ve tekbir getirilerek rükua varılır. Rükuda, sırt, boyun ve baş aynı hizada tutulur. Dizler kırılmadan bacaklar düz tutulur. Dizleri tutarken parmaklar açık tutulur. Rükuda 3 kere, Sübhane Rabbiyel Azim ve Bihamdihi, denir, sonra yine eller kaldırılarak itidal yapılır. Yani, Semiullahü limen hamideyü, diyerek doğrulmaya başlanır. Tam olarak doğrulunca, Rabbena lekel hamdü, denir, sonra tekbir getirilir ve secdeye varılır. Şu 7 uzuv üzerinde secde edilir. Bunlar, alın, burun, 2 diz, 2 avucun içi ve 2 ayağın parmaklarının içleri. Önce dizler, sonra eller, sonra da alın ve burun yere konur. Secdede 3 defa, Sübhane Rabbiyel A'la ve Bihamdihi, denir. Sonra tekbir getirilerek baş secdeden kaldırılır ve oturulur. 2 secde arasında, Rabbi Firli Verhamli, okunur. Buna, el cülüsü beyn secdeteyn, 2 secde arasındaki oturuş, denir. Sonra ikinci kere aynı şekilde tekbir getirilerek secde edilir. Sonra tekbir getirilerek ikinci secdeden kalkılıp, az oturulur, buna da, cülüsül istiraha, istirahat oturuşu, denir. Sonra ayağa kalkılır.
İkinci rekatte Fatiha ve Sure okunur. Rüku ve secdeler yapılır ve oturulur. Bu oturuşta birinci tehiyyat okunur ve üçüncü rekat kalkılır. Üçüncü rekat kalkarken eller kaldırılır. Son iki rekatte sadece Fatiha okunur, Sure okunmaz. Son rekatte, otururken son tahiyyat okunur. Tahiyyatta, Salevat-ı Şerife'yi, Allahümme salli ala Muhammed'e kadar okumak farz, kalanını okumak sünnettir. Sonra, önce sağa, sonra da sola selam verilir. Bütün oturuşlarda sağ ayak dikilir ve sol ayak yatırılarak üstünde oturulur. Bu oturuşa iftiraş denir. Sadece son oturuşta, sağ ayak dikilir ve sol ayak, sağ ayağın altından çıkarılır. Bu oturuşa da, teverrük denir. Sabah namazının son rekatinde rükudan kalktıktan sonra, eller kaldırılarak kunut okunur. Kunut, ayrıca Ramazan ayının ikinci yarısından itibaren ayın sonuna kadarki vitir namazlarının son rekatlarında da okunur. Namazdan sonra zikir ve dua. Selamdan sonra, üç kere. Estağfirullahel azim ellezi la ilahe illahu vel hayyel kayyum ve etubu ileyhi, denir. Meali, büyük, kendisinden başka ilah olmayan, her zaman diri olan ve her şeyi ayakta tutan Allah'tan günahlarımın bağışlanmasını diliyorum ve ona tevbe ediyorum, yani bütün günahlardan yüz çevirip ona dönüyorum. Ardından, Allahümme entesselamu ve minkesselamu tebarekte ve tealeyte yazel celali vel ikrami, denir. Allah'ım, sen, selamsın, selamet sendendir. Sen çok büyüksün, hayrın ve bereketin çoktur, sen çok yücesin, büyüklük ve ikram sahibisin. Ve ayetel kürsü okunur, sonra sırayla 33'er defa. Sübhanallahi, Allah bütün kusurlardan münezzehtir. Elhamdülillahi, Allah'a hamd olsun. Allahü Ekber, Allah en büyüktür. Okunur, 100. defa. La ilahe illallahü vahdehü la şerike lihü lihül mülkü ve lihül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadirun. Meali, Allah'tan başka ilah yoktur, o birdir, mülk onundur, hamd ona mahsustur ve onun her şeye gücü yeter. Allahümme ine eseluke mucibati rahmetike ve azaimi magfairetike ve selamete min külli ismin vel ganimete min külli birin vel fevze bil cenneti ve nekıt minen nari. Allahümme ini yuzu bayk minel hemmi vel huzni ve yuzu bayk minel aczi vel keseli ve yuzu bayk minel buhli vel kübni vel feşeli ve min galebetit deyni ve kahrir rikali. Meali, Allah'ım, şüphesiz ben senden rahmetinin muciblerini ve bağışlamanın azimelerini, bütün günahlardan salim kalmayı, her çeşit hayrı, cenneti kazanmayı ve ateşten kurtulmayı diliyorum. Allah'ım, keder ve üzüntüden sana sığınırım, acizlik ve tembellikten sana sığınırım, cimrilik, korkaklık, başarısızlık, borç altında ezilmek ve erkeklerin kahrından sana ağınırım. Münferit de, memum, imama uyan, da imam da. Duayı gizli yapar. Ancak hazır olanların öğrenmesi için, onlar öğreninceye kadar aşikare okunabilir, imam, zikir ve dua esnasında. Solunu mihraba, sağını da cemaate çevirerek yüzünü onlara döndürür, sonra secde yerlerini çoğaltmak için, başka bir yerde, kaza veya sünnet namaz kılınır. Çünkü secde edilen yerler, kıyamet günü kişiye şahitlik yapacaktır. Kaynak: dinimizislam.com